çanak çömlek, para ve diğer eşyalar, evet. En son haliyle caminin enkazı. Etnografya Müzesi'ne eğer bugün varırsanız orada duvara dayanmış mezar taşlarını ve muhtelif şekiller göreceksiniz. Karşımızda Adana'nın çok zengin bir ailesinin, bir valinin, kardeşinin, hanımının görkemli bir mezar taşını görüyorsunuz. O hanımefendinin başına giymiş olduğu giysi ya yani şapkanın görüntüsü ve göğüs kısmında da Adana valisinin çok yakını olan bir kişinin hanımı olduğunda bilgiler var. Evet, bu mezar neredeydi acaba daha önce? Ve yine o müzede Osmanlı Devlet arması olan kitabe veya da görüntü. Bu görmüş olduğumuz o güzel yapı, mermer görüntü yapı Adana Vali Konağı'nın kapısındaydı. Şimdi orta yerde Osmanlı Devleti'nin bir güneş gibi parlaması, sağ tarafta ay ve yıldız, sol tarafta çiçek demetleri var ama orta yerdeki yuvarlağın üzerinde Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'in başına giydiği sarık var ve yukarıda padişahın tuğrası var ve altta da diyor ki devletimiz uzun ömürlü olsun, Allah yardım etsin yazılı Osmanlı Devlet arması. Vali Konağı'nın kapısındaki bu güzel yapı, taş eser yerinden alınmış, müzenin efendim içindeki bir yere atılmış. Acaba diyorum bugün Seyhan Kaymakamlığı diye kullanılan tarihi yapının hemen girişinde tarihin hatırası bu levha, bu mermer yapı, bu Osmanlı arması oraya konamaz mı? Konur. Osmanlı'da bir Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti'de bir Türk devleti, bir diğerinin devamı. Tarihi yapıların yapıldığı andaki özelliğini yansıtan, onun efendim en güzel parçası olan bu eşyalar, müzenin bir duvarını atmaktan ziyade oradan alıp Vali Konağı'nın kapısına koymak lazım. İşte o zaman anlam ifade eder. Yani en güzel şekilde Vali Konağı'nın kapısına konacak olan yapıldığı zamanki arma şekli, evet görüyorsunuz hemen müzenin kapısında böyle gözüküyordu. Resmini öyle çektim ben geçtiğimiz günlerde. O levhanın orta yerinde Osman Bey'in başına sardığı sarık ve yukarıda Osmanlı Devleti'nin uzun ömürlü olması için Allah'ın yardımını isteyen yazılar var. Evet dualar var. Bu şekilde yazılar üzerine konmuş. Bu levhanın oraya konması lazım. Saygıdeğer Adanalılar, Adana'ya ilgi duyan insanlar, dünyada tarihi sevenler, sizlere onarım adına, tarih adına, restorasyon adına bir rezaletin belgesini sunuyorum. Burası Adana şehrinde Yağ Camii'nin arkasındaki Hasan Ağa Camisi. Hasan Ağa, Ramazanoğulları Beyliği döneminde cami inşaatında çalışan usta bir insan. Ulu Cami'nin inşaatında bulunmuş ve Hasan Ağa servetiyle harcama yapmış. Kendisi de bir cami yapmış ve adına da Hasan Ağa demişler. Hasan Ağa Camisi yüzyıllarca Adana'ya hizmet vermiş. Görkemli güzel bir yapı. Karşımızda Hasan Ağa Camisi'nin iç avlu kısmını görüyorsunuz. Hasan Ağa Camisi'nin avlu kısmından hemen içeriye giren kapıya doğru yaklaştığınızda sağınıza solunuza bakın ve orada mermer taşları göreceksiniz. Bu görüntünün ayrıntısında bir çelişki var. Tarihin nasıl yok edildiğinin acı gerçeği var. Şimdi o gerçeği sizlere göstereceğim. Evet, karşımızda Hasan Ağa Camisi'nin bugünkü görünüş fotoğrafını izliyorsunuz. Geçtiğimiz yıl 2012 içerisinde, ondan önce 2011'in sonlarında tarihçi Cezmi Yurtsever ve sonra Türk Dil Kurum Başkanı Adanalı Profesör evet Haluk Bey Hasan Ağa Camisi'nde kamuoyuna bilgi verdiler. Ünlü Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin 1671 tarihinde Adana'ya geldiğinde Hasan Ağa Camisi'ne uğradığını, dayısı Melek Ahmet Paşa öldüğünde ona olan sevgisini elini hokkasına koyaraktan mürekkeple caminin girişindeki duvarın üzerine bu sözleri yazıyor. Diyor ki, Melek Ahmet Paşa ruhu için El Fatiha 1083 yılı. Evet, karşılığı 1671 tarihi. Evliya Çelebi'nin parmağını mürekkebe batırıp
caminin giriş kapısının sağ tarafındaki mermer üzerine o yazıldığı anlaşılıyor. Ben yıllar önce o yazıyı orada görmüştüm. Evet, mürekkeple Evliya Çelebi'nin parmakla yazdığı cümlesi oradaydı. Adana 1998'de bir deprem yaşadı. Tarihi yapılar tahrip oldu. Deprem sonrası onarım geçirdi. Hasan Ağa Camisi'nin onarımını alan müteahhit işçileri veyahut oradaki elemanlarını tamirata yönlendirdi. Tamirat için gelen işçiler caminin kapısındaki o Evliya Çelebi'nin yazdığı yazıyı zımparayla sildiler, yok ettiler. Evet, bu acı bir gerçektir. Evliya Çelebi'nin Adana'daki hatırası zımparayla silindi, yok edildi. 2011 yılında UNESCO, yani Birleşmiş Milletler Kültür Teşkilatı, Evliya Çelebi'yi dünyaya tanıtan bir çalışma yaptı. Evliya Çelebi bir Osmanlı gezgini ama dünya kültürüne büyük katkı sağlayan bir insan. Evliya Çelebi'nin Adana'ya geldiğinde bir caminin giriş kapısına yazdığı bu yazı silindi, yok edildi. Ancak silinmeden önce onun bir görsel fotoğrafı çekilip yazılı metin elde olduğu için biz bugün diyoruz ki ey Sayın Adana Valisi, ey Vakıflar Bölge Müdürü, ey Adana'nın tarihine ilgi duyan insanlar, saygıdeğer Ömer Çelik, Sayın Bakanım, bu Evliya Çelebi'nin silinen yazılarını oraya tekrar koymak lazım. Eğer beni dinliyorsanız bir tarihçinin feryatları, acı gerçeklerine evet dikkat alacaksanız Evliya Çelebi'nin lütfen bu yazısını bir şekilde bir levhaya veya da olduğu yere aynen yazaraktan gelecek nesillere bırakmak lazım. Belgesi karşımızda. Herkesi o yazının oraya konmasına davet ediyorum. Özellikle Sayın Kültür Bakanımızı ve Sayın Adana Valisini göreve davet ediyorum. Lütfen o yazının kapının hemen üzerindeki mermere yazılmasını sağlayın ve tarihi miras yok olmaktan kurtulsun. Bu acı gerçeği görelim ve çözüm üretelim der. Sizlere efendim saygılarımı sunarım. Evet, karşımızda Evliya Çelebi'nin kalemiyle yazdığı yazının bir şekilde alınan kopyasını görüyorsunuz. Bu bir tarihi belgedir ve o acı gerçeği bize hatırlatıyor. Türk Dil Kurumu Başkanı Adana'ya geldi. Caminin giriş kapısında eline aldı o Evliya Çelebi'nin belgesini. Dedi ki Evliya Çelebi'nin yazdığı yazı buradaydı ama yok edildi. Dikkat çekti. Bakın tarihçi Cezmi Yurtsever orada eylem yaptı, kamuoyuna duyurdu. Türk Dil Kurumu Başkanı Sayın Profesör Hocamız da orada eylem yaptı, dikkat çekti. Bütün ajanslar ve basın yer verdi ancak sistem çalışmadı. Bunu duyması gerekenler duymadılar. Kulaklar kapatıldı, gözler görmedi ve iş bu hale dönüştü. Ama diyoruz ki bakın böyle olmaz, yani o yazının oraya konması lazım. Sayın Hocamız, Türk Dil Kurumu Başkanı Adanalı, evet hocamızın o uyarısına dikkat etmek lazım. O yazıyı da oraya koymak lazım. Adana'nın tarihi mirasına sahip çıkmak lazım. Bu acı gerçeğin görüntüsü bu. Ve Sayın Hocamız sonra kapıya gitti, elini koydu, şöyle bir aşağı doğru indi. Diyordu ki Evliya Çelebi Adana'ya geldi, buraya yazı yazdı ama şu an o yazı yerinde yok. Bu yazıyı buraya koymak lazım diyor Sayın Hocamız Profesör Haluk Akalın Bey. Evet, ben hocamızı alkışlıyorum. Hocamız yok olan bir tarihe parmak basıyor. O günleri bize hatırlatıyor. Evliya Çelebi Adana'ya 1671 yılında gelmişti. İstanbul'dan kola göçe geldi. Haca gidiyordu. Hasan Ağa Camisi'ne uğradı, namaz kıldı. Dayısının öldüğünü haber aldı ve oraya o sözleri yazdı. Sonra Taşköprü'ye gitti, gezdi, dolaştı. Adana hakkındaki bildiklerini defterine yazdı. Evet, Evliya Çelebi sonra Hicaz'a doğru uğradı. Yani Halep, Şam, sonra Çöl Diyarı, Mısır. Evet, Evliya Çelebi'nin o gezisiyle ilgili bir tarihi belge görüyorsunuz. Karşımızda Evliya Çelebi'nin gezi anını gösteren bir tarihi belge var gördüğümüz gibi. Evliya Çelebi Ramazan ayında Mekke'ye vardı. Gördüklerini yazdı. O gittiği her yerde yetkililerin desteğini alıyordu. Evliya Çelebi'nin gezisiyle ilgili ulaştığı yerin görüntüsü. Bu görüntü ışığında isterseniz Hasan Ağa Camisi'nin, o Evliya Çelebi'nin imzasının bulunduğu caminin filmini izleyelim ve siz o acı gerçeği görmüş olun. Arkadaşlar, Hasan Ağa Camisi 8 Nisan 2013 tarihinde tarihi Hasan Ağa Camisi'ne geldim. Giriş kapısından içeri adım attığımda tarihi caminin avlusu ve minaresi hemen karşıma geldi. Kubbelerin üzerinde hilal şekilleri var. Burası Hasan Ağa Camisi'nin
avlukısı, sütunlar, kubbeler, giriş kapısı, Hasan Ağa bir ketüdağıydı. Ketüda reis, muhtar veyahut da amir anlamına geliyor. Yavaş adımlarla caminin iç avlusundaki kapıya doğru yaklaştığında sütunlar, besmele yazısı dikkat çekiyor. Hasan Ağa Camisi'ne 1671 tarihinde ünlü gezgin Evliya Çelebi gelmişti. Evliya Çelebi Adana'ya geldiğinde bu camide namaz kıldı, gezdi, hayran kaldı. Ve caminin giriş kapısının hemen sağındaki bu mermer üzerine elindeki hokkaya parmağını bastırdı. Mürekkeple buraya Melek Ahmet Paşa için, Allah razı olsun için El Fatiha yazısını yazdı. Bu yazı yüzyıllarca bu mermerin üzerinde burada görülüyordu. Adana depreminden sonra camide tamirat yapıldı ve o Evliya Çelebi'nin yazdığı yazı kayboldu. Şu an caminin giriş kapısı, yukarıda besmele yazısı, tarihin bir hatırası kayboldu. Hasan Ağa Camisi'ni 2013 yılı Nisan ayında böyle gördüm. Sessiz, sakin, güzel bir cami. Bir görüşe göre Hasan Ağa Camisi, İstanbul'daki Mimar Sinan'ın yaptığı camilerin bir örneği. İç kısımda yüksekçe bir kubbe, sütunlar. 1558 yılında Adana'da Mimar Sinan'ın anlayışı bir yapılan bir cami. Ancak ne var ki Evliya Çelebi'nin yazmış olduğu el yazısı, mesaj burada kayboldu. Kaybolan Adana tarihinin önemli bir iziydi. Belki önümüzdeki günlerde tekrar caminin hemen girişine Evliya Çelebi'nin yazısı yazılır ve konur. Bir tarih aydınlanır. Hasan Ağa Camisi'ni 8 Nisan 2013 tarihinde böyle gördüm. Evet, bu güzel camide Evliya Çelebi'nin de hatırasının burada bir levhaya yazılıp herkesin görmesini hayal ettim. Hayal etmek güzel bir olaydır. İnşallah gerçekleşir. Evet, Hasan Ağa Camisi'nin kapısındaki